Canlı olarak Fox ekranlarında devam ediyor. Sorularınızı bekliyoruz. Hocam tüylenme ile ilgili çok soru var ama siz lütfen sözünüzü tamamlayın ardından evet, bu soruyu yöneltin. Şimdi ben değerli izleyicilerimize tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yani ben burada bir takım önerilerde bulunabilirim. Fakat mutlak surette size bir teşhisi koyacak olan hekimdir. Hekim önerileri doğrultusunda hareket etmekte esastır. Şimdi bu platelet yani trombozitten bahsettik ya. Yani burada uzman bir hekim zaten kendilerini biz ne yaptıysak bir türlü yükseltemiyoruz dediler. Çünkü trombozit normalde 140 bin ile 440 bin arasında aralıktadır o. O aralıkta olması lazım normali. Şimdi işte bazı hastalıklara bağlı olarak bu düşüyor bu platelet. İşte sirozdan tutun. İşte ışın tedavisi aldıklarında veya kemoterapi aldıklarında da düşebilir. Özellikle kemoterapi ve radyoterapiye bağlı trombozit düşüklüğünde bu söylediğim iki şey Antep fıstığı ve yeşil mercimek muhteşem bir şekilde yükseltiyor. Onun için ben tromboziti düşük olan hanımefendini eşi için aradı. Mutlaka iyi bir hematologla yani uzman hekimle de bu işi kontrol altında tutsunlar. Evet efendim. Erzincan'dan Filiz Sarı soruyor. 25 yaşından sonra tüylenme hızla arttı. Nasıl önüne geçeceğimi bilmiyorum. Doktora gitmiş belli tedavi yöntemleri uygulanmış ama sonuç alamamış. Hocamız ne önerirler diyor. Tabii. Şimdi ben bunun için birkaç şey söyleyeyim. Bakın polikistik overi gelişmiş olabilir. Yani yumurtalık kisti gelişmiş olabilir. Tiroid hormonlarına mutlaka baktırsınlar. Yani tiroid hormonları öyle bir hormon ki vücuttaki bütün hormonlarla etkileşir. Ona bağlı olabilir. Kendilerine benim önerim tüylenmeye karşı iki şey söylüyorum burada. Bir, hormon dengeleyici bitkisel kür uygulayacak. Nedir hormon dengeleyici bitkisel kür? Testere dişli aslan pençesi. Günde iki defa. Yani nasıl hazırlayacaklar bunu? Bir bardak suda işte 3-4 gram ki biz ona bir tutam diyoruz. Su kaynadıktan sonra içine atacak ve 5 dakika bunu kaynatacaklar. İnternet sistemde bu bitkiyle ilgili, testere dişli aslan pençesiyle ilgili yeterli bilgi var. Hazırlama şekli de var. Orada yazılı yani bitkiler kısmına baktığında veya kürler kısmına baktığında önce hormonlarını dengeleyecek. Bir şey daha söyleyelim, testosteron hormonu yani erkeklik hormonu yüksek olabilir, ona da baktırsın. Bir şey daha bu şeyde tüylenmeyi bunu uyguladıkları takdirde hafif tüylenme başlamışsa çayıyla beraber taze nane de tüketecek. Sabah, öğle, akşam, öğünlerden önce tüylerin hayretle gözlemleyecekler nasıl inceldiğini ve küçüldüğünü. Yalnız bunu 15 gün uygulayacaklar şeyi, taze nane tüketimini. Ondan sonra bir 5 ile 10 gün kadar ara verecekler, tekrar 15 gün. Yani mutlaka ara vermeleri gerekiyor. Sebebi de şu, taze nane aynı zamanda karaciğeri yorar. Yani bundan dolayı söylüyorum. Demek ki aslan pençesi çayını içecek hormon dengeleyici olarak. Bir yani yüksekse düşürür, normal seviyeye getirir. Düşükse de yükseltir yani normal seviyeye getirir. Taze nane ile de bunu desteklemesinde çok hocam, büyük fayda var. Hocam tüylenme için genellikle bayanlar arasında şöyle bir yöntem var. Karınca yumurtası yağı diyorlar. Böyle bir şey var. Karınca yumurtası yağı diye bunu sürüp tüylenmeyi, oradaki kılları azalttıklarını, kökleri zayıflattıklarını, bunu çok sayıda kullanan kişi gördüm. Bunun dışında bir de limon, yani mesela ağda yapmış veya orayı almış limon suyunu sürüyor ki bu yaktığını da, bu en fazla bu iki yöntemin kullanıldığını sürekli görüyorum. Limon suyunun bu tüylenmeyle ilgili, biz genelde limonu zayıflama üzerine konuştuk ama topikal olarak dışarıdan sürülmesinin kıl köklerine bir etkisi acaba limonun nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın yani limon suyu şimdi C vitamini bakımından zengin, bizi o alakadar etmiyor da pH'i çok düşük. Yani asidik. Dolayısıyla cildi tahriş edecektir. Ben limon suyunu önermiyorum. Bu şeyden dolayı yani
pH'ının düşük olması. Tahriş edici özelliği olduğundan dolayı. Evet. Hocam asıl. Zaten tuz ve nane ile birlikte de limon, tuz ve naneyi mesela karıştırıyorlar. Bunu da uygulayanlar varmış. O daha da herhalde tuzla birlikte daha da tahriş eder belki de. Tabii. Yani şunu söyleyeyim. İnsan cildi özellikle yüz cildi çok hassastır. Bunun için öyle kulaktan dolma işte efendim aa o şunu yapmış. Bakın ben değerli izleyicilerimize bir sivilce kürü önereceğim inşallah. Evelallah sivilce diye bir şey kalmayacak. Evet. Sivilce kürünüzü unutmayalım mutlaka alalım. Sümeyye Hanım telefon attığımızda günaydınlar buyurun. Günaydın. Benim İbrahim Bey'e bir sorum olacaktı. 3,5 yaşında bir oğlum var. Bu astım hastası, alerjik astım. Bunun için ne önerebilirsiniz bana? Hemen cevabını alalım. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Şimdi ben çocuklar için normalde 12 yaşına gelmeden hiçbir çocuğa bir